Kıbrıs TV ekranlarından iyi günler diliyorum değerli izleyenler. Nerede kalmıştık programında sizlerle birlikteyiz. Efendim haftayı sonlandırıyoruz. Bugün günlerden cuma. Önemli bir konu vardı. Biliyorsunuz bütün hafta boyunca da önemli temaslar haricinde ülke içindeki meseleleri konuşurken gündeme getirmiştik. Reçete yolsuzluğu adı altında isminin karıştığı bir takım eczaneler ve hekimlerin yer aldığı dosya. Bununla ilgili dün gece saatlerinde son dakika bilgilerini bültenlerimizde sizle paylaşmaya başlamıştık. Zira polis adım adım bu anlamda soruşturmayı neticelendiriyor ve tutuklamalar yaşandı. İki kişiyle başlayan tutuklama dört kişi olarak devam ediyor. Bir kişinin arandığı bilgisi. Bu işe ismi karışanların adları da biliyorsunuz servis edildi efendim. Ülkede bu yolsuzluğun nedenini de çok konuşuyoruz. Otomasyon sistemi gecikti mi, bu zemini mi hazırladı yolsuzluk konusunda tartışmalardan bir tanesiydi. Evet ki mesleği kötüye kullanmada söz konusu. Öte yandan haftaya damgasını vurdu. Sadece ülkemizde değil dünyanın da gözünün kulağının olduğu BM genel toplantısı vardı. Erdoğan'ın açıklamaları, Christodoulidis'in tavrı ve Tatar'ın Amerika'dan yapmış olduğu söylemler. Öte yandan okulları da açtık. Merhaba dedik hafta boyunca. İşte hem içten hem dıştan ülkenin ve dünyanın halini konuşacağımız konuğum ise CTP Milletvekili Armağan Candan. Hoş geldiniz Sayın Candan. Hoş bulduk sevgili Elif. Sağ ol. Evet, yoğun bir hafta geçirdik aslında bakacak olursak. Ama ilk önce bir iç meselelerden başlayalım istiyorum. Kısaca da olsa bir geçelim. Bu reçete skandalı aslında büyük bir yolsuzluğun da ayyuka çıkması. Ama iddia odur ki bu yolsuzluk bir günde iki günde değil. Yıllardır devam eden bir konuydu. Ve aslında otomasyon sistemiyle de önüne geçilebilmesi mümkündü. Gelin yolsuzluklardan biraz konuşalım. Yani aslında böyle bir şeyin olmuş olma ihtimali bizi şaşırttı mı diye soracak olursan çok şaşırtmadı değil mi? Yani bu ve benzeri yöntemlerle bir takım yanlış işlerin bu memlekette olma ihtimali aslında hep bizim de aklımızda. Ve bunun farklı alanlarda bu ve benzer yolsuzlukların, sahtekarlıkların maalesef olduğu, hatta gitgide arttığı bir toplumda maalesef, bir ülkede maalesef yaşıyoruz. İşte belli noktalarda da biraz üzerine gidildiğinde bu şekilde patlıyor. Her halükarda bütün bunlarla çok ciddiyetle siyasetin de, güvenlik teşkilatının da, polisimizin de çok büyük bir ciddiyetle savaşması gerekiyor. Ayrıca kurum ve kuruluşlarımızın, yani sadece devlet kurumun ve kuruluşlarının değil, meslek örgütlerinin de her mesleğe ilişkin olarak çok bu denetimde ciddi bir rol üstlenmesi, rol alması gerekiyor ve o meslek kuruluşlarının da, ki bunların bir kısmı biliyorsunuz yasalarla kurulmuş ve yasal yükümlülükleri de olan, hatta belli başlı işlerin düzenlenmesinde devlet kurumlarıyla birlikte ortak sorumluluklar alan kuruluşlar, meslek kuruluşları. Dolayısıyla onların da gözlerini dört açmalarının önemini, ne kadar önemli olduğunu bu ve benzeri olaylardan bir kez daha anlıyoruz. Çünkü insanlar şaşabilirler. Kesinlikle. İnsanlar yanlış yapabilirler ama biz nedir? Bir toplumda yaşıyoruz ve bu toplumda yaşarken olan ilişkilerimizi düzenlerken de bir hukuk sistemine referans veriyoruz. Bir hukuk sistemi oluşturduk, bütün dünya oluşturdu ve onun üzerine de bu hukuk sisteminde ortaya çıkan, bu toplum yaşamında ortaya çıkan haksızlıklar, işte yolsuzluklar, haksız kazanç elde etmelerin üzerine hem yasal anlamda bunların yaptırımları hem de denetim anlamında bunların peşinden koşacak doğru, düzgün devlet mekanizmalarının, toplumsal mekanizmalarının da zaten devlet en başta bu düzenin, toplumdaki düzenin sağlanması için olan ve günün sonunda da bireylerin zarar görmemesi, dezavantajlı grupların bu dezavantajlarının giderilmesi yönünde
bir takım katkılar yapması, o toplumsal dayanışmanın adeta görünür hale gelmesi, hayata geçebilmesi için oluşturulmuş bir mekanizma. Ve böylesi aksayan noktalara da elbette ki en etkili, en hızlı biçimde hiçbir şekilde müsamaha göstermeden. Elbette ki bir yargı süreci olacaktır, işleyecektir ve günün sonunda neyin ne olduğu, gerçekten kimin ne suçu var, yok, bunlar elbette ki takip edilecektir ve yargı sistemimize de güveniyoruz. En doğru kararı vereceklerine inanıyoruz ama onun öncesinde elbette ki siyasi erkin işin üzerine gitmesi, elindeki doneleri, bir takım şeyler fark edildiği zaman onların açığa üstünün örtülmemesi. Çok kıymetli çünkü bir şey o. Bizim gibi toplumlarda biliyorsunuz bir şeyler fark edilir ama hasır altı edilir, üstü örtülür. Buna gidilmemesi ve arkasından da elbette ki bu kovuşturmayı, bu soruşturmayı yürüten kolluk güçlerimizin de, güvenlik güçlerimizin de, polisimizin de bu işlerin peşinden kararlılıkla ama her alanda gitmesi elbette hepimizin birer birey olarak, birer vatandaş olarak arzusu tabii ki. Bakalım yani aslında her bir söylediğiniz çok kıymetli cümleler. Bu konuda evet yargıya güvenimiz tam ve yargıya intikal etmiş bir konu. Polisin bu konudaki çalışmaları devam ediyor. Görüyoruz ki siyasi erkte aslında bu işi ciddiye aldı. Bunun ayyuka çıkması belki de bir şeylerin biraz da umut veriyor. Yani bak artık bir şeyleri yoluna koymak için de çabalanıyor hissi. Belki toplumsal olarak da o güvene duymaya ihtiyacımız olduğu zamanlarda önemli bir dosya. Bu gönül arzu ederdi ki hiç yolsuzluklar karışılmasın, hiç yolsuzluk kimse mesleğini kötüye kullanmasın ama yapılıyorsa da en azından cezasız kalmamasını arzu ediyoruz. Öte yandan okullar açıldı dedik ve biliyorum ki siz de ayağınızın tozuyla okulları minikleri ziyaret edip geldiniz. Eğitim sistemini tabii ki çok tartışılıyor ve konuşuluyor ama onun ötesinde binaların sağlığı da 6 Şubat'tan beri en çok uğraş verilen konulardan bir tanesi, tartışılan konulardan bir tanesi çünkü gördük ki doğa zaman zaman insanın ona yaptığı zararların intikamını çok acı alıyor. Bunu 6 Şubat'ta yaşadık ve bir daha yaşanmaması için de aslında hızlı adım atılması gerektiğinin idrakına vardık. Neler vardı okullarda? Nasıldı gözlemler? Yani bir kere elbette ki çocuklarımız, yani biz dün ve bugün, Perşembe ve Cuma bu okulların açılışının ilk haftası. Cumhuriyet Türk Partisi Güzelyurt ilçesi olarak bölgemizdeki Güzelyurt'taki okullarımız, ilkokullarımızı ve orta eğitim okullarımızı ziyaret ettik. Elbette ki o çocuklarımızın gözündeki o ışık, okula yeniden başlamış olmanın verdiği mutluluk, yine aynı şekilde birçok öğretmenimizden "Oh iyi ki okullarımız açıldı da yeniden hem öğrencilerimize kavuştuk hem arkadaşlarımıza, öğretmen arkadaşlarımıza kavuştuk, yaz tatili bitti." Bu bir kere bunun heyecanı, mutluluğu ve sevinci bir kere var. Hem öğrencilerimizde, hem öğretmenlerimizde, hem de okul yönetimlerimizde. Bu çok önemli bir şey. Bu çok önemli bir şey. Öncelikle onu söylemem lazım. Yani hem yapmış olduğumuz sohbetlerde hem de çocuklarımızın, hocalarımıza yapmış olduğumuz sohbetlerde hem de çocuklarımızın gözlerinde bunları gördük. Dolayısıyla o anlamda mutlular. Ama onun ötesinde uzun yıllara da yayılan çeşitli sorunlar var eğitimde ve okullarda. Hayata geçirilmeye çalışılan bir takım yeni politikalar var. İşte tam gün okulun bir günden iki güne çıkarılması çabası var. Bununla birlikte bir takım binalardaki eksiklikler var. Bazı okullarımızda yeni konteynerler yerleştirilmiş, şeye çıkan, artık kullanılamaz raporu verilen bir takım binalar var. Tabii ki bu konteynerlere geçişler bazı sorunlar da yarattı. Ve arzu edilen randıman ne noktada olacak konteynerlerde? Birçok okulumuz var. Ben sadece Güzelyurt'takileri ziyaret ettim.
Ve oradakileri gördük. Öğretmenlerimizle adeta dertleştik. Yine kitaplara ilişkin bir takım sorunlar zaten gündemi de meşgul etmişti. Kitaplarda yapılan bir takım değişiklikler. Onun ötesinde öğretmenlerimizin bazı okullarda hala daha yani ilk hafta bitmiş olmasına rağmen bazı derslerin hocalarının eksik olduğunu da tespit ettik. Zaten sendikada ülke genelindeki eksik öğretmen sayısının ne olduğunu açıklamış idi. Bunların bir an önce tamamlanması gerekiyor. Ama şunu da görüyoruz. Yani şunu hissediyorsunuz öğretmenlerden ve okul yöneticilerinden. Ve okul aile birliklerinde görev yapan ailelerden ve daha genel itibariyle ailelerden. Yani öğretmenler ve öğrenciler ve aileler devlet tarafından yalnız bırakılmış hissi içerisinde. Yani okullarının gerek altyapısının iyileştirilmesi, gerekse çeşitli malzemelerin alınmasında devletten aldıkları desteğin, maddi desteğin çok sınırlı olması, işte temizlik malzemelerinin, yani bugün bir müdürümüz söyledi, devletin bize temizlik malzemesi için ayırdığı kaynak bizim işte 8-9 aylık bir öğrenim dönemi varsa ay olarak yıl içerisinde bizim sadece 1 aylık ihtiyacımızı karşılamaya yeterli durumda. Ya da meslek liselerinde mesela çeşitli alet edevat ihtiyacının çok yoğun olarak olduğu, aksi halde o mesleği siz çocuğa başka türlü öğretemezsiniz. O alet edevat ya da tarım yapacaksa ilgili ilaçlar olsun, diğer şeyler olsun. Onları karşılayabilecek ve o yapması gereken, vermesi gereken eğitimi pratiğe dökemeyecek noktadaysa bir meslek lisesi öğretmeni, orada yeterli faydayı sağlayamamış olursunuz ve o çocuğa da yeterli pratikteki o yeterli eğitimi verememiş olursunuz. Bu anlamda bizim, yani ben bunu zaten biliyorduk ama bu son iki gün içerisinde daha okulların daha ilk haftası içerisinde öğretmenlerimizden aldığımız, müdürlerimizden aldığımız izlenim, eğitim bütçesinin kesinlikle artırılması gerektiği. Çünkü devletin gelir kaynaklarında bir artış var. Dövizin yükselmesinin bunda etkisi olduğu, Rum tarafından gelip bu tarafta alışveriş yapan insanların getirmiş olduğu ekstra katkılar olduğu, devletin gelirlerinde, yani maaşları ödemenin ötesinde belli başlı noktalara, öncelikli noktalarımıza, ki bunlar da en başta nedir? Bir devlet halkına, en başta bir sosyal devlet neyin sözünü verir? Ben size ücretsiz eğitim vereceğim, ben size ücretsiz sağlık hizmeti sağlayacağım. Özellikle sağlık ve eğitim alanındaki bizim devletin bütçe dağılımına baktığımızda bu bütçelerin bir kere artırılması gerekiyor. Aksi halde şu anda dediğim gibi eğer meraklı bir müdür varsa, meraklı bir öğretmen varsa, meraklı bir okul aile birliği varsa o okuldaki sistemin bir noktaya kadar dönebildiğini görüyoruz. Eğer onlar bir araya gelip de çeşitli kaynaklar yaratamazlarsa, sadece devletten, merkezden okullarımıza gönderilecek yardımlar ya da maddi kaynaklarla o okulu döndürmeye, ihtiyaçları gidermeye çalışırlarsa kesinlikle yeterli değil. Çok çok maalesef düşük kalıyor devletin bu tarz okullarımıza gönderdiği katkılar. Dolayısıyla akla karayı adeta seçmek zorunda kalıyor öğretmenlerimiz ve birçok öğretmenimiz de çok ciddi fedakarlıklar yaparak ya da yine bugün yine bir ortaokulumuzda şu söylendi. Bize verilen teksir kağıtları yine ancak diyor bizim basıp öğrencilere vereceğimiz ihtiyacın yine 9 ay değil sadece 1 aylık ihtiyacımızı karşılıyor. Gerisini kaç kez diyorlar. Biz kendi cebimizden o kağıtları alıp A4 kağıtlarını alıp da öğrencilere yeni teksirler, baskılar vermek durumunda kalıyoruz. Ya da öğleden sonra okula
gitmek durumunda olan geçen yıl 1'di, bu yıl 2'ye çıkma hedefi var. Bunun da nasıl işleyeceğini henüz göreceğiz. Diyor ki size benim 500 yaklaşık 500-550 öğrencim var. Bunların yaklaşık 80'i öğleyin o yemeği okula getirip de ya da okulun dışına çıkıp da o bir saatlik arada yiyebilecek maddi durumu olmayan çocuklar. Ve biz diyor geçtiğimiz sene yaklaşık her öğlen, yani her öğlen dediğim hani geçen sene sadece pazartesiydi. 80 tane sandviç yapardık öğretmenler olarak. Yani öğretmenler olarak 80 tane bir sandviç. Yani o bizden diyor bu şeye geçerken, tam gün eğitime geçerken yapılmak istenen adeta çocuklara bakıcılık yapmamız. Yani Eğitim Bakanlığı'nın bizden talebi çocuklara, yani öğleden sonraki derslerini vermekten öte yemek sorunlarını da düşünecek öğretmen ve okul idaresi. O aradaki güvenliklerini de düşünecek. Benim kız kardeşim de lisede öğretmen, güzel yurtta. Ondan da ben sürekli bunları zaten biliyorum, dinliyorum. Bu tarz çok fazla duyulmayan, görülmeyen, bilinmeyen yönleri var bu işin. Dolayısıyla bizim bakanlığın da bir iş yaparken %100 her şey hazır olmayabilir tam gün eğitime geçerken. Belli noktalarda aksaklıklar, eksiklikler olabilir. Her okulun altyapısı eşit olmayabilir. Farklı noktalarda, düzeylerde, seviyelerde olabilir. Her okuldaki öğrenci yapısı aynı değil. Kimi okullarda daha yüksek gelir düzeyine sahip ailelerin çocukları var. Oralarda belli bir takım sorunlar daha az yaşanır belki. Ama öyle okullarımız var ki çok ciddi sayıda maddi durumu iyi olmayan, o öğleyin evden getirdiği yemeği dahi çıkarıp diğer arkadaşlarının önünde yemekten utanacak, hatta onu bulamayan çok sayıda çocuk var artık bu ülkede. Ha, ayrıca elbette ki belli başlı bölgelerde çok ciddi sayıda da Türkçe konuşmayan ilkokul ya da ortaokul ya da lise öğrencisi de oldu artık var ülkemizde. O da ayrı bir ele alınması, çok büyük bir ciddiyetle ele alınması gereken bir konu. Dolayısıyla bir yandan yeni eğitim dönemine başlamanın getirdiği heyecan, mutluluk hem öğrencilerde hem öğretmenlerimizde o özveriyi görüyorsunuz. Ama diğer yandan da bu ve benzeri sorunlarla adeta kendileri uğraşarak bunları çözmeye çalışan, kendi kurdukları küçük sistemlerle işte bir takım gelirler elde etmeye çalışan, bütün bunları yaparken de işte Teknofest'e katılma hayalleri kuran, bir takım farklı uluslararası böyle farklı faaliyetlere hedef koyan öğretmenlerimiz, müdürlerimizle de dün ve bugün karşılaştık, konuştuk, onların çocuklar için öngördükleri, düşündükleri hayalleri dinledik. Onlar da ayrıca bizler için umut verici. O noktada da ciddi bir devletten değil ama dışarıdan, özelden sponsor arayışında olduklarını ifade ediyorlar. Ama o hedefleri yani o kadar çok temel sorunu halletmekle uğraşıyorlar ki okul idareleri büyük oranda. Daha farklı çocukların önüne hedefler koyma noktasında da elbette bu ciddi bir motivasyonsuzluk. Enerji de azalıyor tabii. Aynen. Ki enerjileri de azalıyor. Dileyelim ki o zaman yeni bütçe geçirilirken, çünkü yıl sonuna doğru da adım adım ilerliyoruz. Şunun şurasında ne kaldı? Bütçe görüşmelerinde sağlıkta evet sizin de altını çizdiğiniz gibi dikkatle ele alınması gereken bir alan. Eğitim ve sağlık alanında dilerim ki hak ettiği bütçeyi alıp en azından eğitimcilerin de yolunun öğrenciler için daha açılabileceği bir alan yaratılabilir diyelim. Şimdilik bunu noktalayalım. Öğretmenlerin sıkıntıları, eğitimin sıkıntıları ve daha iyi olması için çabalar elbette ki devam Son edecek. Son bir not daha buyurun, vereyim. Yani buyurun. Çok çarpıcı olduğu için.
Yani bir öğrencinin bir yıl boyunca kullanacağı üniformalar, eşortmanlar, işte çanta, var, bütün bunların yaklaşık 4000 TL civarında bir gider olarak öngörülüyor ve şu anda bunlar bu çocuklara veriliyor ve o birçok okulumuzda birçok öğrenci bu gideri ya da aileleri karşılayamayacak durumda. Maalesef enflasyon baskısı her alanda olduğu gibi. Evet, dolayısıyla orada duruyor şeyler. Tişörtler ya da sweatshirtler, işte kısa kollular, beden için olanları, spor dersi için olanları, uzun kollular, kapüşonlular. Ama öğrencilerin bir kısmı bunları alamıyor. Öğretmenler de bir şekilde bazı sponsorlardan, bazı ailelerden adeta kampanya başlatmış durumdalar ki o çocuklara da o kıyafetleri, arkadaşlarının aldığı gibi o kıyafetleri verebilsinler. Yani şu anda bu bir hafta, belki de bu birkaç hafta daha sürecek. Öğretmenler bunlarla uğraşıyor okullarda. Yani normal derslerin verilmesi, evet onları yapıyorlar. Ama onun da dışında bu böylesi meselelerle de çok ciddi bir şekilde okul müdürlerimiz ve öğretmen. Eminim ben sadece Güzelörtü bölgesinde, bütün bölgelerde benzer devlet okullarında benzer durumlar söz konusu. Bir de özel okul, anladığım kadarıyla özel okullardan da oralarda da fiyatların artmış olması nedeniyle de devlet okullarına da bir kayış var. Yani bu çok yüksek rakamlarda olmasa bile devlet okullarındaki rakamların da artmakta olduğunu biliyoruz ülkemizde. Çok büyük bir özen gösterip de devlet okullarına merkezi hükümetten giden katkıların gerek malzeme yardımı gerekse de maddi katkıların artırılması çok elzem bir hale gelmiş durumda. Onu da ifade edelim. Evet, altını çizdiğimiz her bir konu o kadar kıymetli ki umarım ses duyuluyordur ama yani bu, genel olarak bu enflasyon baskısı ve ekonomik kriz anladığım kadarıyla hem velilerin hem eğitimcilerin hem de Milli Eğitim Bakanlığı'na ayrılan bütçenin maalesef yetersiz hale gelmesini sağladı. Dileyelim ki artık bu krizin üstesinden de gelinir. Bunu konuşacağız, konuşmamız lazım ama şimdi zamanımız kısıtlı ve sadece bu konuyla da bitirmek istemiyorum programı. Önemli bir konu ve biliyorum sizin de birebir temaslarınız olduğu için kişisel gözlemleriniz ve bilgileriniz de var. BM'ye dönelim istiyorum. BM Genel Kurulu'na biraz dünya penceresini gelin aralayalım. Orada da bir genel kurulda Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu konuşma, Christodoulos'un yapmış olduğu öte yandan konuşma ve Tatar'ın New York'tan yapmış olduğu açıklamalar. Hepsi büyük önem taşıyordu. Altının dolu olduğu ifadeler şeklinde yorumlandı Erdoğan'ın açıklamaları. Bir BM Genel Kurulu'nu konuşalım istiyorum. Bu sene Erdoğan'ın konuşması çok merak edilen bir konuşmaydı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne dillendirdi. Sadece KKTC değildi gündeminde elbette. Birçok aslında sıkıntı yaşayan ülkelerin ismini de ifade ederken bir federasyon çözümünün artık konuşulmayacağı, bir de bu tanıma çağrısıyla ilgili yaptıkları, söyledikleri çok kıymet gördü. Bunu biraz yorumlayalım isterim. Yani son birkaç yıldır sürdürülen politikanın o anlamda bir devamı evet. Oldu. New York'ta yapılan açıklamalar. Son gelen habere göre de biliyorsunuz BM Genel Sekreteri ile olan görüşmesi bir şekilde olmamıştı ama Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Guterres'in görüşmesi yani ya oldu ya bugün olacak yani öyle bir noktada ve ondan sonra da bu Kıbrıs'a dönük olarak bir özel temsilci atanıp atanmayacağı Birleşmiş Milletler tarafından o konuda Genel Sekreter de daha net bir fikre sahip olacak. Onun dışında taraflar şu an itibariyle halihazırda sürdürmekte oldukları pozisyonları tekrarlamış oldular. Tabii bu yapılan açıklamalar önemli, önemsiz değil. Ben geçtiğimiz hafta Paris'te Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi'nin toplantılarına katıldım. Meclisimizi temsil eden orada Yunanistan Eski Dışişleri Bakanı Sayın Papandreou ile, George Papandreou ile ki kendisi oradan da New York'a geçecekti. Yani bizimle olan toplantısından sonra New York'a gitti. Genel kurul çalışmalarına katılmak için. Ayrıca Akel ve Disi'den de birer milletvekili. Yani dolayısıyla hem Christodoulidis ile hem de Mitsotakis ile de sürekli temasta olan
iki Rum milletvekiliyle de uzun uzun sohbet etme imkanımız oldu o AKPA toplantıları sırasında onun çevresinde. Benim orada elde ettiğim izlenim şu an itibariyle Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunların hızlı bir şekilde çözümlenmesi yönünde bir mutabakata varmış durumdalar. Dolayısıyla şu an itibariyle odaklanılacak olan noktanın ben Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, bir takım sorunların halledilmesi ki Sayın Erdoğan'la Miçotakis'in görüşmesi olmuştu. New York'ta da bir araya geldiler. Dışişleri Bakanları sürekli temas halinde ve önümüzdeki günlerde de heyetler arası görüşmeler yeniden başlayacak ve bu pozitif gündem ve Kıbrıs konusunun da bu Türkiye ile Yunanistan arasındaki pozitif havanın gelişmesi, olumlu ilerlemenin olmasına engel olmayacak bir noktada tutulması yönünde bir çerçeve olduğundan bahsediliyor. Yani aslında Kıbrıs konusunu kendi ikili ilişkilerinden muaf tutuyorlar bir anlamda. Evet. Öyle yani, değil mi? Evet, yani şu an itibariyle oralardan alabildiğimiz oradaki düşünce yapısı biz Türkiye ile Yunanistan olarak ne kadar ilerleyebilirsek kendi aramızdaki sorunları çözmek babında bunlara odaklanalım. Kıbrıs sorununun herhangi bir şekilde bizim ayağımızı çekmesine, önümüzü tıkamasına izin vermeyelim. Ve biz kendi sorunlarımızı birer birer çözelim. Önümüzdeki dönemde Türkiye ile Yunanistan buna odaklanacak gibi gözüküyor. Ha, Kıbrıs konusuna ya da Doğu Akdeniz'de işte bu doğalgaza ilişkin ve ona benzer konulardaki işbirliklerine ilişkin olarak da elbette ki o noktada Rusya'nın son dönemlerdeki pozisyonunu karşılamak için özellikle Avrupa Birliği'nin ya da ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bir takım girişimleri var. Yani bu bölgede İsrail, Türkiye, Yunanistan, Kıbrıs arasında bir takım Mısır arasında bir takım işbirliği alanları oluşturulabilir mi? Buna ilişkin de çabalar önümüzdeki dönemde sürecek. Ne kadar hızlı ya da ne derece sonuç verir bunlar bilemiyorum. Ama benim elde ettiğim izlenim şimdilik Kıbrıs'taki şu an itibariyle Kıbrıs'ta ilişkin olarak taraflar kapsamlı çözüm noktasında ayrı noktalarda durmaya devam edecekler. Türk tarafı işte siyasi işte eşit egemenlik, siyasi eşit siyasi statünün tanınması politikası, Rum tarafı da federal çözüm politikasını dillendirmeye devam edecek bir süre daha gibi gözüküyor. Dolayısıyla o noktada müzakerelerin o çerçevede kapsamlı çözümü hedefler noktada başlayabilmesi kısa bir süre içerisinde bana da çok böyle imkan dahilinde gelmiyor. Ama onun ötesinde bir takım alanlarda işbirliklerinin önü açılabilir mi? Ondan da çok emin değilim açıkçası. Yani bugüne kadar çok ifade edildi. Enerji alanında olsun, farklı alanlarda olsun bir takım işbirlikleri yapsın iki taraf ama bunların da önünde birçok pratik zorluğun olduğunu, işte bir yol çalışmasının bile Pile'de son dönemlerde gündeme geldi. Ne kadar büyük sorunlara yol açabileceği, o bir yolun yapımı noktasında bile işte günlerce, haftalarca bir müzakerenin gerekli olduğu ortaya çıktı bir kere daha. Dolayısıyla bu tarz şeyler söyleniyor. Hani işbirlikleri yapılsın. Yani kapsamlı çözüm değil şu anda ama bir takım işbirlikleri üzerinden ilerlensin şeklinde. Bunlardan bir şeyler olur mu şeklinde. Fikirler yeni, aslında yeni olmayan. Bunlar zaten güven yaratıcı önlemler olsun, diğer farklı noktalar olsun ki bunların bir kısmı zaten hayata geçirilmiş şeyler. Bunlar üzerinden bir şeyler söylenmeye çalışılıyor ama ben oralarda da çok fazla bir şey açıkçası mevcut konjonktürde maalesef beklemiyorum. Peki şuradan devam edelim o zaman. Konuşmalarında Erdoğan ben size sorarken dedim ya yani aslında dünyadaki bir takım sıkıntılara dair de yani Azerbaycan konusu gündeme geldi, Filistin vesaire diğer konularda gündeme geldi. Ve burada aslında bu konuşmanın satır arasında Birleşmiş Milletler'in varlığının sorgulanmasına gerektiğine dair de bir
ifadesi var. Yani direkt bunu bu şekilde söylemedi ama bu çatışma ortamında adaletsizliklerin varlığından bahsederken, halkların ezilmişliklerinden ya da haksızlıklarından bahsederken BM'nin varlığında sorgular bir üslubu vardı Erdoğan'ın. Biz öte yandan bu genel kurulu öncesinde şunu da konuşuyorduk. Yani BM nezdinde BM'nin objektif tarafsız olabileceği bir masaya oturulur mu konusu gündemdeydi. Şimdi baktık ki o olası değil. BM'nin tarafsızlığı konusu da pileyle başladı. Erdoğan'ın söylemleriyle devam etti. Konu şuraya geldi. Sayın Kudret Özersay bunu çok öncesinde de dile getirmişti. Üçüncü bir yol artık. Yani federasyon ya da Sayın Tatar'ın tezleri değil, farklı bir şey bulma noktasında. Destekler misiniz bunu? Yani farklı bir arayışa mı girmek lazım? Çünkü taraflar ödün vermiyorlar belli. Yani bu BM'de de belli oldu. Türkiye'nin de desteği tam. Sayın Tatar da bu noktada geri adım atmayacağını katiyetle söylüyor. Yeni bir model, yani masaya oturabilmek için farklı bir öneriye mi ihtiyaç var sizce? Ya açıkçası ben çok olası görmüyorum. Yani federal çözüm dışında daha farklı bir çözüm modelinin karşılıklı olarak kabul edilebilecek noktada, müzakere masasına oturmaya yetecek noktada çok bir formül ortaya çıkacağına çok ihtimal vermiyorum açıkçası ben. Yani öyle bir arayış olabilir. O noktada bir takım girişimler, çalışmalar yapılabilir. Bir takım girişimler olabilir ama Birleşmiş Milletler çerçevesi olan iki kesimlik toplumlu federal çözüm çerçevesinin değişebileceğine ilişkin olarak çok fazla bir şey sahibi değilim. Yani öyle çok öyle bir öngörüm yok açıkçası. Bu ve buna benzer fikirler daha önce de işte konfederasyon çözümüdür, bir takım farklı şeylerdir ifade edildi ama en sonunda bütün o kelimeler nereye yuvarlandı geldi? İşte ademi merkeziyetçi federasyon dediğimiz kanatları daha güçlü, merkezi yapısı daha zayıf ama yine bir federasyon noktasına gelindi. Daha önce de bir takım tartışmalar olmuştu hatırlayacaksınız. Ama günün sonunda dönülüyor, dolaşılıyor. Yine o noktaya geliniyor. Bir takım egzersizler yapılabilir elbette. Bir takım fikirler konuşulabilir ama günün sonunda gelinecek olan noktanın ben işte merkezi zayıf ya da kanatları güçlü bir federal çözümün dışında bir yer olabileceğine çok ihtimal vermiyorum. Tarafların şu andaki pozisyonunu, uluslararası toplumun Kıbrıs konusuna dönük, Avrupa Birliği'nin dönük bakış açısını düşündüğümde daha farklı bir formülün yani muhtemel olmayacak. Çok mümkün olabileceğini açıkçası çok ihtimal vermiyorum. Peki bu ihtimali vermiyorsunuz ama tarafların masaya oturmayacağı konusunda da hemfikiriz zannedersem. Yani şimdi iki tarafta aslında baktığınızda yeni siyaset ya da işte kendi siyasetini ortaya koyan Sayın Tatar ve aslında çözümsüzlüğün baş aktörlerinden biri masayı terk eden Dışişleri Bakanlığı döneminde Hristodulidis'in başkanlık dönemi Anastasiadis sonrasında bu noktada bu uzlaşmazlık alıp gidecek mi böyle? Yoksa tarafların her iki tarafında kendi içinde ödün vermesi gereken noktalarda bir ortak nokta arayışı. Burada Türkiye'nin belli ki atacağı hamle ya da vereceği yol göstericiliği de çok büyük önem taşıyacaktır. Hristodulidis bu noktada gelin konuşalım dedi Erdoğan'a. Tabii Tatar'ı muhatap almadı BM'de ama olası mı? Bu olası mı? Yani bir törpülenme, bir masa için bir yol bulma yoksa yani, bu kutuplaşma devam mı eder? Yani bazen tabii bir şey yapamayacağınız zamanlar, yani pratikte bir şeyi başarmanızın çok mümkün olmadığı durumlarda, zamanlarda en azından uluslararası kamuoyu önündeki görüntünüzü, imajınızı olduğundan daha iyi hale getirmenin yollarını ararsınız. Yani en azından onu yapmaya çalışırsınız. Yani pratikte ben Kıbrıs sorununun çözümüne dönük olarak bu dönemde belli ki yol alamayacağım, istememe rağmen bunu
en azından ben ne yapayım? Öyle bir politika ortaya koyayım ki daha önceki suçlarımdan arınayım. Adeta zemzem suyuyla yıkanayım. Daha önceki süreçleri unutturayım. Hatama olan süreçleri. Anlam planını reddettiğimi unutturayım. Reddettiğimi. Crans Montana'da masadan kalktığımı unutturayım. Christodoulidis de bunu mu yapıyor? Bunu yapıyor. Ve Türk tarafının politikaları da Christodoulidis'in bunu yapmasının yolunu böyle taşları önüne diziyor. Şu anda olmakta olan bu. Yani uluslararası camia tarafından baktığınızda ben de sürekli olarak oralara gidip geliyorum. Hem anlam planı sonrasında elde ettiğimiz psikolojik üstünlük, moral üstünlük, hem Crans Montana'da da orada biliyorsunuz ben de Crans Montana'daydım. Evet. Ve görüşmelerin koptuğu akşamın ertesi günü İngilizlerle de Avrupa Birliği yetkilileriyle de diğerleriyle de hepsiyle de oturduk konuştuk ve orada sorunun Rum tarafında olduğunu onlar da teslim ediyorlar idi. Ama şu anda hiç öyle bir mesele yok ve Christodoulidis de işte müzakereler başlasın, bir an önce başlasın. Ben bu çerçeveye benim için doğru çerçeve BM çerçevesidir, işte federal çözümü odur budur diyerekten böyle daha farklı bir şey ortaya koyuyor. Ve bunu başarıyor. Türk tarafı ise tam tersi yönde bir gidişat içerisinde maalesef şu an itibariyle. Bence Türk tarafı çok doğru bir noktada hareket etmiyor bu noktada. Çünkü ben biraz önce de ifade ettiğim gibi herhangi bir şekilde Türk tarafının arzu ettiği şu anda ortaya koyulan politika çerçevesinde bir sonuç elde edilmesinin mümkün olduğunu ben düşünmüyorum. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin üye ülkelerin bu konuda herhangi bir açılıma dönük olarak bir onay vereceklerini açıkçası maalesef düşünmüyorum. Peki. Bunun yeniden değerlendirilmesi gerekiyor ama belli ki şu anda da yeni bir değerlendirme yapılmayacak. Yani şu an değil. Evet. Ama şunu sormak istiyorum söylediklerinize istinaden. Ekmeğine bal sürülüyor gibi bir cümleniz şu oldu Christodoulidis'in ama peki yani rahat bir alanda şu anda en azından onu söyleyebiliriz. Tamam gel bıraktığımız yerden tekrar konuşalım demek aslında bu burayı yıkan sen değildin. Evet gel uzlaşı için yeniden yol arayışı bu da aynı kapıya çıkmayacak mı? Yani zaten masayı terk eden sendin, uzlaşmayı istemeyen sen dediğiniz gibi anlam planı döneminde hayır diyen gene sizdiniz. Ama biz gene ısrarla gelin oturalım evet sizin istediğiniz gibi kaldığınız yerden devam edelim demek. Dünya kamuoyunda da aslında terk edilmemiş bir masa şu bırakılmamış. Şu anda o kaldığımız yerden devam edelim diyor değil mi? Diyor. Genel olarak. Bunu yani, en genel olarak. Ve onun gene suçlarını arındırmak anlamına gelmeyecek mi sormak istediğim bu. Aynen ben bunu kabul edelim demiyorum. Cumhuriyet Türk Partisi de aynı olduğu yerden devam edelim demiyor. Ve Türk tarafı da bunu dememeli zaten. Nasıl bir bunu, strateji belirlenmeli? Bunun ne denmesi gerektiğini Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Crans Montana'dan bugüne çıkarmış olduğu raporlarda ve genel kurul sunmuş olduğu raporlarda daha farklı şekilde bu yeni bir süreç olacak. Sonuç üretici bir yöntem olacak, bir format olacak şeklinde bunu detaylandırmaya başladı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri. Yani aynı süreç olmayacak, benzer bir süreç olmayacak, farklı bir süreç olacağını, tam olarak bunun nasıl olacağını ifade etmiş olmasa bile kabul etmiş durumda BM Genel Sekreteri. Bizim şu anda yapmamız gereken biraz önce sordunuz. İşte bu yeni müzakere formülünün, yönteminin nasıl olup da sonuç üretici bir format olması gerektiğine ilişkin işte onun içeriğini doldurma noktasında Türk tarafı Guterres'e yardımcı olmalı. Ve bunu alıp Christodoulidis'e o zaman hadi gel masaya madem demeli. BM'nin bizim yapmamız gereken bu. BM bu konuda bize açık. Çünkü BM eski yöntemlerle sonuca ulaşılamayacağını anlam planında da gördü. Sonrasında da gördü. Crans Montana'da da gördü. Guterres daha ilk işiydi göreve geldikten sonra kendi gözleriyle de gördü ve
orada şu an burada, burada bu sonuç çıkmıyor, ben bu toplantıyı feshediyorum da dedi, hatırlayacaksınız. Bunu kendi gözleriyle gördü, bu tespiti yaptı ve söyledi. O yüzden bizim topyekün yapmamız gereken o yeni müzakere, bunun bu sefer sonuç üretici, kesin sonuç verici şekilde yeniden nasıl formüle edilebileceğine ilişkin müzakere formatını BM ile birlikte şekillendirip somut hale getirip onun üzerinden bizim aktif siyaset politika yapmamız gerekiyor. BM'nin tarafsız kalacağına inancınız nedir bu noktada? Şimdi Birleşmiş Milletler Kıbrıslı Türklerin dünya üzerinde eşit muamele gördüğü müzakereler çerçevesinde dünyadaki yegane platform. Bakın biz de AKPA'ya gidiyoruz ama orada da tam eşit değiliz şeyle. Onlar bizim de konuşma yapma hakkımız var AKPA'da ama Rum üyeler gibi biz Rum kullanamıyoruz mesela, oy kullanamıyoruz. Dolayısıyla bizim de orada iyi bir statümüz var ama Rumlarla tam denk maalesef değiliz. Ama Birleşmiş Milletler ve müzakereler bugüne kadar o anlamda o eşitliği sağlamış durumda. Ha elbette ki Kıbrıs Cumhuriyeti BM'ye üye, diğer bütün üye ülkeler tarafından tanınmaktadır. Bunları biliyoruz zaten. Ama bize çok önemli bir platformdur. Platform sağlamaktadır. Birleşmiş Milletler platformu. Kıbrıs Türklerin görünürlüğü açısından, siyasi eşitliğinin tescili, kabulü açısından ve bunlar da zaten Birleşmiş Milletler kararlarına da, daha önce ortaya girmiş olan, çıkmış olan federal çözüm planlarına da bu siyasi eşitliğimiz yansımıştır, derc edilmiştir. 2004 anlam planı ile birlikte, referandum ile birlikte de ayrı karar verme hakkına sahip olduğumuz. Sadece Kıbrıs'ı Türkler olarak bizler bir oylama yapıp da bir şeye evet demeden Kıbrıs'a ilişkin yeni bir düzenin ortaya çıkamayacağını da referandumlar ne yaptı? Tescilledi bütün dünyanın gözünde. Bunlar artık nedir? Uluslararası hukukun birer parçasıdır. Dolayısıyla bizim, yani biz kimseye güvenmek zorunda değiliz. Zaten uluslararası ilişkilerde öyle bir şey söz konusu öyle değil. Bir şey yok. Öyle bir dünya yok. Dolayısıyla duygusal değerler çok fazla siz, işlemiyor. Aynen. Dolayısıyla yapılması gerekeni biraz önce ifade etmeye çalıştım, yani şu geldiğimiz konakta. Peki. Maalesef konuşmamız devam ederdi. Sohbet de güzel ilerliyor ama zaman da hızla geçiyor. Maalesef programın sonuna geldik. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bakalım bundan sonrasında galiba bu BM'nin devamında, bu genel kurulun devamında konuşacağız ve nereye evrileceğini de sürecin göreceğiz. O zaman da sohbet etmeye devam ederiz sağ diye olun. Umuyorum. Çok teşekkür ederim çok değerli katılımınız için. Evet değerli izleyenler, nerede kalmıştı? Kapatıyoruz efendim. Bu haftayı kapatıyoruz. Bakalım neler gelişecek Kıbrıs'ta, Kıbrıs sorununda ve ülkemizin kendi içimizdeki iç siyasetimizde konuşmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın. Herkes nereye bakıyor? Herkes özgürlüğüne bakıyor. Hayallerine bakıyor. Umutlarına bakıyor. Yarınlarına bakıyor. Özlemine bakıyor. Geleceğine bakıyor. Herkes evine bakıyor. Daha yakın olmak istediğinde gökyüzüne bak.